Eğer bir videoda sizin sistem ayarlarınızı bilmeden ayarlarınızı kesinlikle bu şekilde yapın, bakın mükemmel olacak diyen biri varsa o videoyu direkt kapatın. Çünkü ayarlar sistemlere göre değişir ve siz bu videoda kendi bilgisayarınıza, kendi sisteminize en uygun ayarı nasıl yapabileceğinizi öğreneceksiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar. Game loop kasıyor, 90 FPS yapamıyoruz, millet akıyor, biz takılıyoruz diyorsanız artık bu sorunu çözüyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? 7 adımda kendi bilgisayarınıza en uygun ayarları bulacaksınız. Bakın size bunu garanti ediyorum. Eğer gerçekten bu ayarları yapıp tek seferde kurtulmak istiyorsanız bu videoyu atlamadan 7 adımı da uygulayarak devam edin ve sıralaması da önemli. Hadi hemen başlayalım. Madde 1. 90 FPS için gerekli olan 7.1 beta versiyon sende kurulu mu değil mi? Game Loop'u çalıştırıyoruz. Oyunlarımdan PUBG Mobile'ı başlatıyorum. Açılan ekranda bakın Turbo Motor 7.1 beta yazıyor sol üstte. Eğer burada 7.1 beta yazmıyorsa arkadaşlar açıklamalara bir link bıraktım. Link şu. Basıyorsunuz bu adrese gidiyorsunuz, tamam mı? Bakın burada bir saniye sayıyor. Bu bittikten sonra buradan bilgisayarınıza 7.1 beta versiyonu indiriyorsunuz. Onu kuruyorsunuz. 2. Game Loop emülatör sistem gereksinimlerini sizin bilgisayarınız karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Açıklamalar kısmına Game Loop'un sistem gereksinimlerini ben yazdım. Oradan bilgisayarınızın sistem gereksinimlerini karşılaştırıyorsunuz. 3. Bilgisayarımız ne kadar yoğun? Bunu çözmemiz gerekiyor. Açıklamalara Trax Eraser Pro diye bir programın linkini bırakıyorum. Programı oradan indirin arkadaşlar. Size göstereyim. Program şu. Programın lisans kodunu istiyorsanız ki istemeniz gerekiyor. Yorumlara Instagram adresinizi, Instagram adınızı yazın. Ben hepinize emin olun tek tek göndereceğim. Çünkü açıklamalara maalesef yazamıyorum. Programı kurduktan sonra bilgisayarınızdaki her şeyi kapatıyorsunuz. Buradaki Erase Now'a basıyorsunuz ve bu bir tarama yapıyor. Ardından bilgisayarınızdaki atık dosyaları siliyor. Bu atık dosyalar bilgisayarınızdaki takılmaların vesairenin sebeplerinden bir tanesi. O sebeple bizim bunlardan düzenli olarak kurtulmamız gerekiyor. Size tavsiyem bilgisayarı her gün kapatırken bunu bir defa çalıştırın. Bu da kesinlikle çok önemli. Madde 4. Buradan denetim masasına giriyorsunuz. Denetim masasından bakın görüntü ayarlarını ön ayarla yap. Şuradan benim tercihlerimi kullan ve şunlara önem ver. Bunu performansa köklüyorsunuz arkadaşlar. İkinci olarak soldan 3D, 3D ayarlarının yönetilmesinden şöyle geliyorsunuz. Güç yönetim modundan da maksimum performansı tercih et. Uygula diyorsunuz bunu da. Tamam, şu an oldu. Kapattık. Bunu da yaptık mı? Yaptık. Sıkıntı yok. Şimdi bilgisayarımızla alakalı bu ayarları yaptıktan sonra oyunun içine geliyoruz. Bu kısmı çoğunuz biliyor. Ayarlar ama bilmeyenler olabilir. O sebeple hızlıca geçeceğim. Performans istiyoruz ya biz. Siz boş verin milleti. Performans istiyorsanız akıcı. Akıcı yapıyoruz. Bunu da kare hızı kesinlikle aşırı yapıyorsunuz. En sonda ne varsa onu yapıyorsunuz. Burada aşırı var. Aşırı yapıyorum. Hemen hızlıca geldim. Düzgünleştirme. Kesinlikle açık olmaz. Kapalı kalacak. Buradan aşağı iniyorum. Grafikleri otomatik ayarla. Bu da kapalı olacak. Şu an gördüğünüz gibi tamama bastım. Oyun içi ayarları da hallettik. Geldik 6. numaraya ve en önemli yere diyebilirim. Çünkü F11'e basıyorum. Şuradaki 3 noktaya basıyorum. Daha doğrusu 3 çizgiye basıyorum. Ayarlar dedim. Motora geliyorum. OpenGL DirectX, OpenGL Plus, DirectX Plus ya da akıllı mod. Ya bunlar ne? Bakın Game Loop için size şunu söyleyeceğim. Performans mı istiyorsun? OpenGL seçeceksin. Görüntü kalitesini ben daha iyi istiyorum diyorsan DirectX seçeceksin. Eğer siz sistem gereksinimleriyle alakalı bir sıkıntı yaşıyorsanız arkadaşlar öncelikle ben size OpenGL seçmenizi tavsiye ediyorum. Sistem gereksinimleriyle alakalı sıkıntı yaşıyorsanız bakın size ezbere bir şey söylemiyorum. Bunu seçin kesinlikle çok iyi olacak demiyorum. Peki Plus mı seçeceğim, normal OpenGL mi seçeceğim? Bakın
Onu şu şekilde anlayacağız. Buradan alttan bakın Windows arama bölümüne geliyorum. DXDAG. DXDAG yazıyorum. Çalıştır diyorum, tamam mı? Arkadaşlar şurada bakın DirectX sürümü DirectX 12 diyor. Eğer sizde de burada DirectX 12 yazıyorsa sizin şu OpenGL ve o ve DirectX ile bir işiniz yok. Siz Plus olanlarla ilgileniyorsunuz. Ama burada DirectX 11 ya da daha düşük 9-10 yazıyorsa siz şu Plus'ları işaretlemiyorsunuz arkadaşlar. OpenGL'i işaretliyorsunuz ya da DirectX'i işaretliyorsunuz. Bir problem yaşarsanız da yorumlara yazın. Ben hepsini okuyacağım. Hepsine de tek tek cevap yazacağım. Merak etmeyin. Kapattım bunu. Şimdi işleme ön belleğini bunu işaretliyoruz arkadaşlar. Genel işleme ön belleğini de zorunlu kıl. Bu da zaten bununla bağlantılı. Bunu da işaretliyoruz. Dahili ekran kartına öncelik tanı. Neden dahili ekran kartına öncelik tanıyayım? Burada yaşanıyor işte o soru işareti. Öncelik tanı değil bu. Ben bunu seçersem dahili ekran kartım işlemcimle birlikte ekran kartıma destek oluyor. Ama işlemcimin gücünden yiyor mu? Evet arkadaşlar, yiyor. İşlemci gücünüz aşağıda açıklamalarda yazan sistem gereksinimlerinin altındaysa bunu işaretlemeyin arkadaşlar. İşlemcinizin özelliklerini Google'a yazın. Dahili bir ekran kartınız yoksa bunu işaretlemeyin arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Düzgünleştirme kapalı. Bizim dengemizi bozacak çünkü. Ayarlarımızı bozacak. Hafıza. Hafıza derken burada RAM'i kastediyor. 8 GB'lık RAM'iniz varsa ve siz ekstradan oyun açıkken bilgisayarda altta bir internet sitesi açıyorsanız, ekran görüntünüzü kaydediyorsanız onlara da RAM bırakmanız gerekiyor. Yoksa bilgisayar zaten kasacak. Bu oyunu da kastıracak. Yani sizin bende 16 GB RAM var. Ben bunun %50'si olan 8'i rahatlıkla kullanabiliyorum. Eğer sizin 8 GB RAM'iniz varsa size tavsiyem bunu 4 yapın. Eğer sizin 4 GB RAM'iniz varsa size tavsiyem bunu 2 yapın. Gelelim işlemciye. Bakın biz yukarıda OpenGL seçtik. Tamam mı? Burada da o sebeple işlemciyi full kullanmasına müsaade edemeyiz GameLoop'un. Yoksa bilgisayarımız kasacak. Ne kadar işlemci? Kaç çekirdek işlemciye sahipsiniz? Bunu bilmeniz gerekiyor. Bakın ben Google'a i7-10750H kaç çekirdek yazdığımda ne çıkıyor? 6. İşlemcinizin modelini yazın Google'a. Kaç çekirdek olduğunu görün. 6 çekirdek mi? 4 yapın. 4 çekirdek mi? 2 yapın. Tamam mı? Bilgisayarınızı kasmadan maksimum performansı vermesine yetecektir zaten. Geldik çözünürlük 1920x1080. Bunun sizin için nasıl olması gerektiğini nasıl anlayacaksınız? Bakın geldim, sağ tıkladım, görüntü ayarları dedim. Ne yazıyor? Ekran çözünürlüğü 1920x1080. Buraya geliyorsun. Bunu da oradaki neyse aynısını yapıyorsun. Ha burada seçenek yok deme. Buradan kendin yazabiliyorsun, tamam? Bunu da böyle yaptık. Buradaki DPI'ın sizin mouse DPI'nızla bir alakası yok. Oyun kısmında burada zaten FPS, bizim amacımız 90 FPS olduğu için buradan 90'ı seçiyoruz. Görüntü kalitesi, bizim işimiz dedik ya performans, akıcı seçiyoruz. Oyun çözünürlüğü, size tavsiyem şu. Bakın motora geri döndüm. Burada çözünürlüğe ne yazdınız? 1920'ye 1080 diyor ya, bakın şu 1080 bizim için önemli. Eğer şu sizde de 1080 ise burada HD 1080p'yi seçebilirsiniz. 720 ise 720. 1600'e 900 mesela. Ne kullanacaksınız? Yine 720. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Arkadaşlar buradaki işimiz bitti. Kaydet. Ne diyor? Yeniden başlat diyor. Tamam mı? Kapattım. Geldik 7. ve son maddeye. 90 FPS'i nasıl alacağız? Kare hızını gösteri açın arkadaşlar. Buradan
Bakın ben 80, 83, 85 alıyorum şu anda. Bu 60'ı geçmiyorsa buradan ayarlara geliyoruz. Çıkış yap diyoruz. Tamam diyoruz. Çıkış yaptıktan sonra burada bakın tamir et diye bir buton var. Tamir et'e basıyoruz. Olağan tamiri kaldırıyoruz. Varsayılan ayarları uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Oyunu yeniden başlatın diyor. Tamam dedim. Oyunu yeniden başlatıyorum. Oyunu yeniden başladıktan sonra burada reddet ve kabul et çıkıyor. İkisine de basmıyorum. Çarpıya basıyorum. Burada hizmetlerden faydalanamazsın diyor. Tekrardan şuna basıyorum. Kabul et reddet geldi. Buna bastım. Çık dedim. Tamam mı? Login with Facebook ya da Twitter'la giriş yapıyorsanız. Buna bastım. Şimdi kabul et diyorum. Bir daha kabul et diyorum. İlkinde kabul etmedik, ikincide kabul ettik. Dikkat edin bakın, önemli. Burayı açıldı, hiçbir şey yazmadan kapatıyoruz. Yetki reddedildi diyor. Tekrar çıkıyoruz arkadaşlar. Bunu tekrar kabul ettiğin, bir daha çıktığın oyundan çık. Tekrar giriyorum oyuna. Ekran geldi. Tekrardan login diyoruz. Bu sefer arkadaşlar Facebook'unuza giriş yapın. Devam et diyorum. Bunu yaptıktan sonra sizin de şu sol üstteki sarı FPS 80 civarlarında olacaktır. Peki bunu 90 FPS yapıyorsunuz ve geri gidiyorsa şu son 7. maddeyi tekrar uyguluyorsunuz. Tekrar düzeliyor. Beta kararlı sürüm geldikten sonra bu artık stabil bir şekilde 90'da her zaman kalacaktır. Videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.